Birazdan son durumu öğrenmek için sel bölgesinde Sinop ve Kastamonu'ndaki muhabir arkadaşlarımıza bağlanacağız. Güne bitsin artık etiketiyle başladık. Yorumlarınızla Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan bizimle birlikte olabilirsiniz. Selin yıkıp geçtiği Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi biliyorsunuz ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da can kaybının en yüksek olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeydi. Su, elektrik ve ulaşım sorunu halen büyük bir sorun. İşte selzedelerin çığlığı. Taşıyor, canı taşıyor. Allah'ım Allah'ım, bu ne? Hayır, taşıyor gitti. Arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım. Sel aldı götürüyor. Neredeyse iki kat yükseklikteyiz. Facia. Tek kelimeyle başka bir şey demiyorum yani. Cep telefonu görüntüleri ortada. Kelimelerse yetersiz kaldı o anları anlatmaya. Felaketin acı boyutu dördüncü gününde daha net ortaya çıkmaya başladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi Batı Karadeniz'deki felakette. 32 canını yitiren Kastamonu Bozkurt'sa en ağır darbeyi aldı. Kayıp sayısı ise hala net değil. Şu an bulunduğumuz sokak aslında bir pazar yeri. Yerden yükseltimiz 3,5-4 metre. Çünkü moloz yığınlarının üzerindeyiz. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz moloz yığınlarının arasındaki araçları. Hemen sol tarafa döndüğümüzde evlerin ikinci ve üçüncü katlarına ulaşabiliyoruz. Sel suları buralara kadar çıkmış durumda. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burada. Allah daha beterinden korusun diyeceğim. Dahası da yok yani, başkası da yok. Bundan daha kötüsü bu dağın tepemize yıkılması. Bakan da Bozkurtlular da herkes aynı noktadaydı. Böyle bir felaket daha önce yaşanmadı. Sel felaketinin dördüncü gününde hayatta kalabilenler gözlerinin önünde insanların nasıl yitip gittiğini anlattı. Gözümüzün önünde kız çocuğu suyun yüzünde beni kurtarın diye bağırdı ama elimizden hiçbir şey gelmedi yani. Kaçabilen kaçtı, kaçamayanlar gitti. İşte o kaçış anları da yansıdı cep telefonu kameralarına. Taşan Ezine Çayı ilçenin üzerine kabus gibi taştı. Yağmur suyuyla olacak bir şey mi bu kadar? İnanılmıyor insan yani. Şu anda şok geçirmiş durumdayım yani. Selin şiddetiyle Ezine Çayı'nın üzerindeki köprü de yıkıldı. Bu taşkınla beraber insanlar, ağaçlar, arabalar denize doğru sürüklendi. Kumun altındalar. Şu an eve girilemiyor, çıkılamıyor. İki kişi içerideler yani. Ben elimle çıkartmaya çalıştım ama çıkmıyor. Kazma kürek istiyorum sadece. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarma arama kurtarma ekiplerince Abana'da 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle kurtarıldı. 3 gündür bekliyorum. Uykusuzum. Ben konuşamıyorum. 32 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı Kastamonu'da. Sular çekilince evlere giren ekipler cenazeleri çıkarmaya başladı. Kayıplara ilişkinse resmi bir sayı henüz açıklanmadı. Günlerdir çamur denizinin ortasında yaralarını sarmaya ve kayıplarını bulmaya çalışan Kastamonu Bozkurt'a gece ise tam anlamıyla karanlık çöküyor. Bölgede elektrik ve sular kesik. Geceyi nasıl geçireceksiniz? Elektrik yok, su yok. Ne yapalım? Mumla. Buradaki sularla ihtiyacımızı görürüz şimdilik. İleride ne olur bilemeyiz. Onların diye endişe etmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da cami avlusundaki konuşması bitince tüm sorular yüksek sesle iletildi. Fatih, afet bölgesi olarak ne yapıyoruz? Burayı da ilan ediyoruz. Afet bölgesi ilan edilen Sinop'taysa can kaybı 6. Bartın'da da kayıpları arama çalışması sürüyor. Yağışın etkisiyle Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprü ise işte böyle yıkıldı. Kaç kaç!